Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Hizmet Rehberi kitabından 76. maddeye gelmişiz. 89. ders olacak. Önce okuyalım eski usulümüze göre, sonra kaynağı ile beraber bir bütünlük içerisinde anlamaya çalışalım. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Aşağıya bir demiş, ihlasla dünyadan ayrılandan Allah-u Teala'nın razı olacağını bildiren hadis için bakınız İbn-i Mace Mukaddime Hakim Müstetrek'inde diyor. Yani bu cümle bir hadis-i şerifin meali olmuş. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i etba ile, yani insanların çoğu bana tabi olsun, taraftarlarım çok olsun ile veya fazla muvaffakiyet ile değildir. Bana tabi olanlar çok olursa ve ben muvaffak olursam Allah rızasını kazanırım diye bir şey yok. Böyle Allah rızası kazanılamayabilir. Allah'ın rızası ihlasta. Çünkü onlar vazife-i ilahiyeye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir. Evet, bazen bir tek kelime sebebi necat ve medar-ı rıza olur. Onun için de aşağıya bir not daha vermiş. Bir beklentisi olmaksızın sırf Allah için sarf ettiği sözlerden dolayı kişinin cennetteki derecesinin yükseltileceğine dair, bakınız Buhari, Dikak, Müslim, Züt, Tirmizi, Züt, İbn-i Mace, Fiten. Yani bu cümlede bir hadis-i şerif cümlesi olmuş. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-i ilahiyeye medar olur. Hem ihlas ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Ey sevaba hırslı ve amal-ı uhreviyeye kanaatsız insan. Bazı peygamberler gelmişler ki mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde, bununla alakalı hadis-i şerif de var, ayet de var, Hud suresi 40. ayet. Demek hüner kesret-i etba ile değil, belki hüner rıza-i ilahiyeyi kazanmakladır. Sen nece oluyorsun ki böyle hırs ile herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazife-i ilahiyeye karışıyorsun. Kabul ettirmek veya senin etrafında halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. 20. lemadan alınmış olan bir bölüm burası. Bildiğiniz gibi 20. ve 21. lemalar İhlas Risaleleri. Daha önce bu mevzu üstünde durmuştuk. Bu iki risale aynı zamanda 17. lemanın 17. notası içinde de yerini almış. Üstad ehemmiyetine binaen bunları
farklı risaleler haline getirmiş. 17. lemanın da ana mevzusu üstadın nefse emmaresine verdiği ultimatumlardır, notalar. Nefse emmaremize vuracağımız veya atacağımız en büyük ultimatum 20 ve 21. lemalardaki ihlas mevzusu olacaktır. 17. lemada geçen notalar 15 günde bir okunmalı denmemiş hepsi için. Ama onlardan 17. lema olan 17. lemanın 17. notası içinde geçen 20 ve 21. lemalar özellikle 21. lemalar için en geç 15 günde bir okunmalı, hatırlatmalı nefsimize ultimatumlar yağdırmalı manalarını ifade ediyor. Bu 20 ve 21. lemalar içerisinde özellikle 20. lema içtimai vahdet boyutlu bir ihlası anlatır. Yani toplumda İslam dünyasında nasıl bir birlik, beraberlik meydana gelebilir? Kardeşlik gerçekleşebilir? İşte bu husus anlatılıyor 6 sebep halinde. Bu aynı zamanda ihtilafın sebeplerinin de zikredilmesidir. İhtilafın sebepleri bilinmeden yani teşhis yapılmadan onların tedavisinin de mümkün olmadığı mantığı içerisinde burada 6 sebep halinde önce başta bir soru sormuş. O sorunun cevabı olarak işte bunun 3. sebebi olarak anlattığı yer bugün okuduğumuz yerdir. 3. sebebi baştan alarak okuyacak olursam 3. sebep ehli hakkın ihtilafı, hakperest olan İslam dünyasının ben hakkın salikiyim diyenlerin ihtilafı himmetsizlikten yani ruh hissetinden ve aşağılıktan ve ehli dalaletin ittifakı uluvi himmetinden değildir. Onların karakterleri çok yüce, çok yüksek. Davaları da büyük. Onun için ehli dalalet bundan dolayı ittifak ediyor. Haşa bizim davamız küçük, biz de basit insanlarız, aşağılık varlıklarız. Onun için de ihtilaf ediyoruz. İhtilafları bundan değildir. Belki ehli hidayetin ihtilafı uluvvu himmetin suyu istimalinden, kötüye kullanılmasından ve ehli dalaletin ittifakı himmetsizlikten gelen zaaf ve acizdendir. Himmetsizlikten gelen zaaf ve aciz. Himmet, bizde himmet dendiği zaman İslam'a hizmete maddi destek akla gelir. O da bir himmettir. Ama himmet ruhun yüceliği demektir. Bir insanın büyük ideallere baş koyması demektir. Ufkunun çok yüce, çok yüksek olup küçük işlere, küçük emirlere takılmaması demektir. Bu himmetin ulviyetinin izahı Hutbe-i Şamiye'de vardır. Orada İslam dünyasının çöküş sebepleri anlatıldığı yerde biliyorsunuz. Bir tanesi de dun himmetliktir veya himmetini menfaati şahsiyesine hasretmektir diye ifade edilir. Yani kendini kurtarmak, kendi gemisini kurtaran kaptan büyük kaptandır. Ben kendimi kurtarayım ve sonra her şeyi kendi etrafında, benliği etrafında döndürüyor. Bunlara dun himmet deniyor. Hedefi çok küçük. Bir insanın, bir müminin, bir dava adamının himmeti çok yüce olmalıdır. Himmeti
bütün o topluluk, bütün cemaat, bütün millet, hatta bütün insanlık olmalıdır. İnsanların kıymetleri himmetleri nispetindedir. Kimin himmeti bir milletse o tek başına bir millettir tabiri. Buna ayrı farklı boyutlarıyla saatlerce anlatabiliriz. Demek İslam dünyasının ihtilafı, ihtilafın sonra iftiraka, iftirakın da sonra fitneye dönüşmesi dun himmetten değil. Yine uluv himmetleri var ama suyu istimal etmişler. Kötü de kullanıyorlar. Nasıl? Şimdi ona dikkat çekecek. Ehli hidayeti uluv himmetten suyu istimale, dolayısıyla ihtilafa ve rekabete sevk eden, ahiret noktayı nazarında bir hasleti memduha sayılan, iyi bir haslet olan ahiret noktasında hırsı sevap ve vazife-i ulviyede kanaatsızlık cihetinden ileri geliyor. Yani bu sevabı ben kazanayım. Bu insanları ben irşat edeyim. Benim sözümü dinlesinler diye böylece ben çok sevap kazanırım. Tabii çok sevap kazanma da zatından güzel bir haslet. Çünkü ahirete gittiğimiz zaman inşallah imanlı gideriz. İmanla gittiğimiz zaman Cenab-ı Hak haşir meydanında bizim cennete gitmemiz veya mahrum olmamız sevaplarımızın günahlarımıza galibiyeti, mağlubiyeti noktasında olacak. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerime var. Ve hepimizin bildiği ve emme men thakulet mevazinuhu fehuve fi işeten radiye ve emme men khaffet mevazinuhu fe ummuhu haviye ve ma edrake ma hiye narun hamiye ayetleri. Ama sevap tarafı ağır basanlara gelince onlar razı olmuş bir noktada, Allah onlardan razı olmuştur. Tabi Allah'ın razı oldukları da cennete gider demek. Ama günah sevap tarafları hafif olursa, yani günah tarafları ağır basarsa onun anası ateş. Fe ümmühü heviye. Heviye denen bir ateşe gider. Sen o heviyenin ne olduğunu bilir misin? Narun hamiye. İnsanı böyle tuttuğu zaman yakacak, bir anda mahvedecek, yakıcı, kavurucu, bitirici ateş demek yani. Onun için imanla ahirete gitmek, hemen cennete gitmek için yeterli değil. Bir de sevap tarafımızın galip olması, çok sevap kazanmamız gerekiyor. Onun için de sevapta hırslı olmak lazım. Ama işte bu sevapta hırs bazen insanlarda ihtilafa, iftiraka ve sonra fitneye dönüşebiliyor. O anlatmasın da ben anlatayım. Niye o anlattı? Ben daha çok anlatayım. Taraftar toplayayım ki böyle çok anlattığım, çok taraftarım olduğu için çok insanları irşat ettiğimden daha çok sevap kazanırım ben anlayışı ihtilafın önemli kaynaklarından. Bu aynı zamanda ihlası bozuyor. İhlas gidince de onun yerine geliyor iflas. Ve o iflastan dolayı da etrafında çok insanlar da olsa, grubu, cemaati çok da olsa sevap kazanamaz. Yani bu sevabı ben kazanayım, bu insanları ben irşat edeyim, benim sözümü dinlesinler diye karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zata karşı rekabetkârâne vaziyet alır. Şakitlerim ne için onun yanına gidiyorlar? Tarikatlarda, cemaatlarda niye oraya gidiyor? Ne için onun kadar şakitlerim bulunmuyor diye enaniyete oradan fırsat bulup mezmum bir haslet olan
hubbu caha, çok sevap kazanayım derken bu defa makam sevgisine temayül ettirir, ihlası kaçırır, riya kapısını açar. İşte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müthiş maraz ruhinin ilacı şudur ki deyip az önce okuduğumuz hizmet rehberinde geçen bu bölümü buraya almış ve sonra aşağıya doğru da aslında bu mesele devam ediyor. Meselenin yerine de dikkat çektikten sonra şimdi tekrar hizmet rehberinde anlatılan bu yere dönebiliriz. Hocaefendi'nin Kalbin Zümrüt Tepeleri kitabının 1. cilt 129. sayfasında ihlas ile alakalı biraz tasavvufi bir anlayış içerisinde kaydettiği ihlas bahsi var. Bu baş tarafta hadis bunlar diye zikrettiğimiz yerlerin Arapça aslı olan, metin olan hadisleri de Hocaefendi burada almış. Mesela hadis-i şerif ahlis dineke yekfikel kalilü minel ameli. Dini hayatında ihlaslı ol, az amel yeter. Bir hadis-i şerif bu. Beyhaki Şuab-ül İman'da Deylemi Müsned'de nakletmiş bunu. Diğer bir hadis-i şerif zikrediyor. Ahlisu a'maleküm lillahi fe innallâhe la yakbelu minel ameli illa ma halasa. Yani her zaman amellerinizde ihlası gözetin. Zira Allah sadece amelin halis olanını kabul eder. Bu da Darakutni'nin Sünen'inde, Beyhaki'nin Şuab-ül İman'ında gelmiş olan bir hadisi şeriftir. Daha geniş bütün bunları ifade eden Buhari ve Müslim'de gelen bir hadisi şerif var. Özellikle Müslim'in bir kitabında İnnallâhe lâ yanzuru ilâ suverikum ve lâ ilâ eçsâmikum velâkin yanzuru ilâ kulûbikum ve e'mâlikum. Yani Allah insanların suretlerine, cesetlerine, ihtişamına yani bakmaz. Bunlar Allah nazarında bir değer ifade etmez. Lakin Allah bakar insanların kalplerine. Kalp amellerine, iman kalbin amelidir. Samimiyet kalbin amelidir. İyi niyet kalbin amelidir. Ve özellikle ihlas kalbin amelidir. Allah kalplerinize bakar. Ve onun dışa taşmasının ifadesi olan amellerinize, yani hak amellerinize bakar buyuran bir hadisi sahihtir bu aynı zamanda. Şimdi genişçe okumak istiyordum ama kaynak veriyorum. Burasını Kalbin Zümrüt Tepeleri kitabının 1. cildi 129'dan itibaren 130, 131, 132. sayfanın sonuna kadar bu mesele anlatılmış. Lütfen buraya bir bakmanızı arzularım. Bütün dini kitaplarda özellikle kalp amelleri olarak ifade edilen kitaplarda, batasis tasavvufi kitaplarda ihlas bahsi olmazsa olmaz, vazgeçilemez ana bir mesele olarak anlatılmıştır. İhlasın lügat manasını daha önce Nahl Suresi 66. ayete dayanarak kısaca arz etmiştim.
Kur'an-ı Kerim'in süte halis demesi, karışıksız ve katıksız manasında. Bazı büyük zatlar ihlası farklı farklı şekillerde ama inceliklerine dikkat ederek tarif etmişlerdir. Mesela Es-Susi, Susi diye bir zat var. İhlas, ihlası görmeyi kaybetmektir. Zira ihlasında ihlas görenin ihlası, ihlasında ihlas görenin ihlası ihlasa muhtaçtır demiş. Rüveymi'nin tarifi ihlas, amel sahibinin o ameline karşılık olarak dünyevi, uhrevi hiçbir beklentiye girmemesidir demiş. Demek ki ahiret adına beklenti bile bizim ihlasımızı bozabilir ki az önce hani ben daha çok sevap kazanayım diye gayret, amelde ihlas. Böyle bir beklenti içine girme bile Rüveymi'ye göre ihlasın kaybına sebebiyet veriyor. Hiçbir beklenti olmadan amel etmek, hizmet yapmak, ibadet yapmak, in ecriye illa alallah, in ecriye illa alallah. Bütün peygamberler için geçen bu temel prensip, Üstadın ikinci mektupta genişçe 6 madde halinde anlattığı bu temel prensip, mükafatımız, ücretimiz sadece ve sadece Allah'tandır. Ebu Osman, ihlas daima yaratana bakmaktan ötürü halkın bakışını unutmaktır. Daima yaratana bakmaktır ihlas. Daima Rabbe nazar teveccüh ettiğinden insanların teveccühünü ve bakışını unutmaktır diye tarif etmiş ki bu da ihlasın ayrı bir boyutu demek. Haris el-Muhasibi İslam dünyasında Hicri 3. asırda ilk defa tasavvufa ait kitap yazan bu zattır. Er-Riaye nam kitabı. Onu da kalp hayatı olarak bir profesör arkadaşımız tercüme etmiş, okuyun. İhlas halkı Rabbin muamelesinden çıkarmaktır diye tarif etmiş. Halkı Rabbin muamelesinden çıkartmaktır. İhlas her zaman Allah'ın görüyor, işitiyor, kontrol ediyor ve her şeyi kaydediyor şuuruyla yaşayıp bütün hazları unutmaktan ibarettir diyerek de ayrı bir tarif yapmışlardır. İmam-ı Gazali'nin şöyle küçük ihyasını özetlemişler. Yani 4 cilt büyük kalın kitapları şöyle bir özet. Bütün 4 cildin özeti var burada. Bu kitap elinizde bulunmalıdır. Doktor Mehmet Yavuz Şeker kardeşimiz özetlemiş. Muhtasar yani bu. Böyle bir kitabı bulursanız alın ve elinizde hizmet rehberi gibi, cep kitabı gibi bulunsun bu kitap. Eski Işık Yayınlarından çıkmış olan bir kitaptır. İhlas bahsi orada da daha devam ediyor. Farklı boyutlarıyla anlatılmıştır. Değerli kardeşlerim, ihlas ile alakalı çok hadis-i şerif var. Bazılarını zikretmek istiyorum. Buhari, İman, Müslim, İmare'de gelen Buhari'nin ilk hadisidir bu. İnnemel a'malu binniyyet. Ameller niyetlere göredir. Buradaki niyet de ihlasın özü. Yani ağacın çekirdeğidir, asıl olan çekirdekten ağaç olur. İhlas bu. Ama o çekirdeğin de özü olması lazım ki ektiğiniz zaman ondan bir şey inbat etsin. İşte o öz de halis niyettir. Ameller niyetlere göredir. Niyeti ihlastan, ihlası niyetten ayırabilmek mümkün değildir.
İhlasla yapılan az amel az dahi olsa sahibini kurtuluşa götürebilir. Bu mevzudaki hadis şöyle: dinde ihlaslı ol, böyle yaparsan az amel bile sana kafi gelir. Az önce hocamızın kitabından hadisin metnini okumuştum, Hakim Müstedrek'inde. Başka bir hadis, Nesai Cihat'ta gelen: Allah bu ümmete zayıfların duası, namazları ve ihlasları sebebiyle yardım eder. Demek ki Allah kime yardım eder? Zayıfların duası, namazları ve ihlasları sebebiyle yardım eder. Ebu Umame'den gelen bir hadis, Nesai Cihat'ta naklediyor: Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Temim Ettari'nin Müslim'de naklettiği bir rivayet, Hazreti Peygamber aleyhisselam din samimiyettir buyurdu. Din samimiyettir. Halis niyet, samimiyet ve ihlas, bu üç tabir peş peşe, yan yana, iç içe kullanılır. Halis niyet, samimiyet ve ihlas. Efendimiz aleyhisselam burada din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı ya Resulallah diye sorduk. Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu. Zeyd İbni Erkam'ın naklettiği bir hadisi şerif var. Ebu Davud Vitir bahsinde naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle dua ederdi: Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi. Yapacağımız önemli dualardan bir tanesi, ihlasla beni kendine bağlı kıl Allah'ım demek. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet, Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Müslim bir kitabında nakletmiş: Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bunu az önce de zikretmiştim. Enes bin Malik'ten gelen, Efendimizin hadimi, bir rivayet, Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Nasıl olacak? Allah'a ihlasla ibadet ederek ölürse. Binaenaleyh bu ihlas, o kadar çok ihlas ile alakalı hadis-i şerifler var ki, bir kısmını zikrettim, bizim olmazsa olmazımız olarak ifade etmeliyiz. Bir de şöyle küçük bir şey daha sunmak istiyorum. Aslında büyük de, yani bir ayrıntı. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz İhlas suresi var. İhlas, adı İhlas. Daha önce zikretmiştim, 10 kadar başka adları da var. Ama hadis-i şeriflerde hep Efendimiz genelde buna İhlas suresi demiş. İhlas suresini okuya okuya okuya, tabi manasını bilerek, tefekkür, tezekkür ederek, şuurluca okumak, böyle okuya okuya ihlası karakterimiz haline getirmek. İmanda ihlası kazanmak, daha önce zikretmiştim, amellerde, ibadetlerde, hizmetlerde ihlaslı olabilmek için önce imanda ihlası kazanmak lazım.
Allah beni görüyor ya, biliyor ya, şuuruyla yaşayamayan, rakip, basir, mühim bir Allah var ya, inancı ufkunda yaşayamayanın amellerinde ve hizmetlerinde ihlaslı olabilmesi düşünülemez. Bu da ihlası karakterimiz İhlas Suresini şuur altına indirmemizle olacaktır. Mesela Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde geçen Feyzül Kadir'de, Mecmu-ü Zevaid'de de geçiyor. Bir hadis-i şerifte Efendimiz 10 kere İhlas'ı okuyana cennette bir köşk verilir. Okuduğunuz zaman İhlas'ı 10 defa okuyun sık sık. Onarlı gruplar halinde. Biliyorsunuz sabah kalkar kalkmaz hemen daha yataktan doğrulmaz 10 defa tehlili okumak sünnettir. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve hu hayyul la yemut bi yedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. 10. da 11. kerime ile ve ileyhil masir. Evden çıkarken, çarşıda gezerken, eve dönerken, sabah namazının, akşam namazının farzlarından sonra olabildiğince bu şirksiz bir iman demektir. Ve bunların özeti İhlas Suresidir. Onu da okuduğumuz zaman onarlı okumayı Efendimiz Aleyhisselam tavsiye buyurmuş. 10 kere İhlas Suresini okuyana cennette bir köşk verilir. Niye böyle bir teşvik var? İhlas Suresini okuya 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 bu fıtratımız haline gelecek. İmanda ihlas ama manasını bilerek okumak. Mesela bir başka hadis-i şerifte yatarken 100 kere ihlas okuyan cennete girer. Yatarken 100 kere ihlas okumak. Teşviklere bakınız. Tirmizi nakletmiş bu hadis-i şerifi. Mesela bir başka hadis, sabah namazından sonra 11 kere İhlas okuyana cennette bir köşk verilir. Darül Mensur'da geçiyor bu hadis-i şerif. Başka bir hadis-i şerif, sabah namazından sonra 12 kere İhlas okuyun. Kur'an-ı Kerim'i 4 defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşursunuz. Hadis-i şerifin üstünde çok geniş tahliller olmuş. Dürrül Mensur'da geçiyor bu da. Bir başka hadis-i şerif, evine girerken İhlas okuyan kimsenin hane halkında ve komşularından yoksulluk defolur. Evinize girerken İhlas'ı okuyarak girmek. Tabarani el-Kebir'de Suyuti Dürrül Mensur'da nakletmiş. İhlas okuyun. İhlas okuyan Müslümana cennet vacip olur. Başka bir hadis-i şerif bu. Başka bir hadis-i şerifte Arefe günü, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki günü Arefe denir. Bizde, dinde yani. Biz Ramazan Bayramı'ndan bir gün önceye de Arefe diyoruz da, yani dini literatürde hacıların Arafat'a çıktığı gündür Arefe günü. Arefe günü besmele ile 1000 kere İhlas okuyanın bütün günahlara affolur ve her duası kabul olur. Tenzül Ummal'de geçiyor. Başka bir hadis, kim Arefe akşamında gecesinde 1000 defa İhlas suresini okursa Allah kendisine her istediğini verir. Bu da Kenzül Ummal'de geçiyor. Başka bir hadis, 1000 kere İhlas okuyan kendisini Allahü Teala'dan satın almış olur. Nefsinizi Allah'tan satın almış olun diye zaten ayeti kerime de vardır. Başka bir hadis-i şerif, yatarken Fatiha ve İhlas okuyan kimse ölümden başka her şeyin zararından emin olur. Başka bir hadis İbn Abbas'tan gelen, üç şey vardır ki onlardan bir tanesine sahip olan kimse hurilerden dilediğiyle evlendirilir. Bunlardan biri değerli bir emanet kimsenin
bilmediği bir tarzda kendisine verilmiş. O da bu emaneti Allah korkusundan sahibine iade etmiş. Bu. İkincisi, katilini affeden. Varisleri tarafından affedilecek. Üçüncüsü, her namazdan sonra 10 defa İhlas suresini okuyan kimse. Başka bir hadis-i şerif, Darimi'de gelen, 50 defa İhlas suresini okuyan Müslümanın 50 yıllık günahları affolur. Niye bunları çıkartarak huzurlarınıza geldim? İhlas suresi imanda ihlası anlattığı için hadis-i şeriflerde öyle teşvik edilmiş ki o İhlas suresini okuya 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 o karakterimiz haline gelecek. Bu da diğer amellerimizde, hizmetlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmaya bizi götürecek. Bunları aktardıktan sonra özellikle ve özetle tekrar kaynağa dönüyorum. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Şüphe var mı? Yok. Kesret-i etba ile, yani çok insanlar bana tabi olsun, bugün cemaatlerin çoğalma hırsı ve fazla muvaffakiyet ile değil, Allah rızası böyle kazanılmaz. Çünkü onlar vazife-i ilahiyeye ait olduğu için istenilmez, belki verilir. Bu mesele, şimdi paragrafların kaynaklarını vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz 17. Lema'nın 13. notası. Medar-ı iltibas olmuş 5 mesele. İşte bunlardan birincisi, Allah yolunda hizmet yapanların vazifelerini yapıp vazife-i ilahiyeye karışmamaları hususu. Bu birinci paragrafta okuduğum, çünkü onlar vazife-i ilahiyeye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir meselesi. Bu 13. notanın 17. lemadaki birincisi denen yerde çok genişçe anlatılıyor. Hatta meşhurdur ki, bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken vüzerası ve etbağı ona demişler, sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam demiş. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte burası buraya giriyor. Lütfen irtibatlandırarak okuyunuz. Kesret-i etba ile ve muzaffer muvaffak olmakla Allah rızası kazanılmaz. Onlar Allah'ın şe'ni, Allah'ın vazifesi. Allah'ın vazifesi denir mi? Bu da ayrı bir kelami tartışmadır. Allah'ın şe'ni, Allah'ın hikmetine bağlı da diyebiliriz. Evet, bazen bir tek kelime sebebi necat ve medarı rıza olur. Bir tek kelime. Anlaşılıyor bu. Hadis-i şerif vardı. Az önce zikrettim. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medarı nazar olmamalı. Yani çok insan değil de keyfiyeti yüksek. Bizim için İhlas ağırlıklı olmalı. Yani çok insanlar katılırsa, gelirse ben Allah rızasını kazanırım, öyle bir şey yok. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-i ilahiyeye medar olur. Çok derin bir mesele bu. Binlere konferans vermektense belki bazen bir tek adama ders vermek Allah rızasını kazanmaya daha mukarin olabilir. İhlaslı olduğundan, olabileceğinden. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesi. Bu da ayrıca ilave ettim.
Şimdi son paragrafta diyor ki ey sevaba hırslı ve amal-ı uhreviyeye kanaatsız insan. Bazı peygamberler gelmiş ki mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenleri olmadığı halde. Aşağıda Hud suresi 40. ayet. Nihayet emrimiz gelip de tenur kaynadığı zaman Nuh'a dedik ki her hayvan türünden erkekli dişili ikişer ile halklarında helak hükmü verilmiş olanlar hariç olmak üzere aileni bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı diyor. Hazreti Nuh'a iman eden pek az insan vardı. 850 sene tufana kadar peygamberlik vazifesi yaptı. Tufandan sonra da daha peygamberliği devam etti ama Nuh tufanı dediğimiz o tufan Hazreti Nuh 890 yaşındaydı. 40 yaşında peygamberlik verildiğine göre peygamberliğinin 850. senesinde Nuh tufanı oldu. Bu Kur'an'da çok anlatılır, çok surelerde de geçer. Ve gemideki inanmış insanların sayısının 80 kişi olduğu söylenir. 850 senede 80 kişi. Yani takriben 10 senede bir kişi iman etmiş. 10 senede bir kişi iman etmiş. Hazreti Nuh Aleyhisselam şimdi Allah'ın rızasını kazanamadı mı yani? Allah'ın nazarında makbul değil mi? Bu ayeti buraya koymaları oldukça önemli. Tekrar edeyim. Cenab-ı Hakk'ın rızası çok insanın dinlenmesi veya çok insanın tabi olmasında değil. Onda da ihlaslı olursa olabilir. Ama onda hubb-u caha, şöhrete, riyaya açık olan noktalar vardır. Onun için bunu düşünmek lazım. Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette diyor ki ben Cibril'le beraber oturuyordum. Şöyle ufuktan karartılar geçiyordu. Önde bir kişi vardı. Arkasında kimse yok. Önden bir kişi gidiyor. Arkasından üç kişi var giden. Dedim ya Cibril bunlar ne? Bunlar öndekiler peygamberleri. Arkadakiler ise onun ümmeti. Yani öyle peygamberler gelmiş ki bir tane ümmeti olmamış. Ama bu onu peygamberlik makamından aşağıya düşürmez. Öyle peygamberler gelmiş ki üç tane ümmeti olmuş. Derken önden bir zat gidiyor. Arkasında kalabalık bir ümmet vardı. Kalabalıklar vardı. Efendimiz buyuruyor ki arzu ettim ki o öndeki ben olayım. Arkadaki de benim ümmetim olsun. Benim bu hissimi anlayan demek ki çok olma arzusu insanların fıtratında var. İşte bu da ihlası bozabilir yani. Çok ince bir ayar gerekir bu mevzuda. Acele etme ya Muhammed. O öndeki Hazreti Musa ve arkasındaki onun ümmeti, senin ümmetin daha da kalabalık olacak buyurdu. Zaten Kevser suresindeki inna atayna kelkevser, kevser kelimesi 10-15 kadar mana verilmiş. Bunlardan bir tanesi de Efendimizin ümmetinin diğer peygamberlerin ümmetlerinden daha fazla olması şeklinde. Çok olsun, bütün insanlar hidayete gelsin, bizi dinlesin diyebiliriz. Ama eğer bu özümüzü kaybetmeden bunu yapabiliyorsak, ihlasla yapabiliyorsak, onun bir mahsuru da yoktur. Efendimizin bu arzusundan onu anlıyoruz.
Onun için öyle peygamberler gelmiş ki bir tek ümmet olmamış ama peygamber kıymetten düşmemiştir. Yine o peygamberlik vazife-i kutsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Demek hüner kesrete etba ile değil. Yani çok insanlar bana tabi olsunlar da değil. Asıl hüner bu değil. Belki hüner rızayı ilahiyi kazanmakladır. Sen nece oluyorsun ki? Şimdi kendimize hitap edeceğiz. Böyle hırs ile herkes beni dinlesin. Şimdi cemaatlerde bu var. Yani insanlar diğer cemaatlere gitmesin diye diğer cemaatlerin aleyhinde konuşuyor. Konuşuyor ta insanlara ondan soğusun sonra ta ki bana gelsin yani. Bu ayrı şeytani bir şeydir. Bu noksanlıktır. Korkunç bir zaaftır. Şeytana esir olmaktır. Eski büyük zatlar böyle yapmazlarmış. Mesela bir şeyhe intizap etti bir mürit. Onunla 10 gün, 1 ay, belki 1 sene neyse meşgul oldu. Hazret diyormuş ki artık evladım sana benim verebilecek başka bir şeyim kalmadı. Sen filan yerde git. Orada bir zat var. Ondan ders al. Ona intisap et. O da başkasına gönderiyormuş. Eski kamil insanların yaşadığı dönem böyledir. Şimdi ise başka cemaatlere gitmesin, aman bizim cemaata gelsin, bizim tarikata gelsin diye özellikle diğer cemaatlerin, o cemaatlerin önünde bulunan büyük zatların da aleyhinde konuşmak. Bu bir çarpılmışlıktır. Şeytanın aldatmalarına maruz kalmaktır ve şeytanın elinde bir oyuncak olmaktır. Aslında bu Türkiye'deki dini cemaatlerin hizmetin aleyhine geçmesinin de onların da yurtları sizin olacak, okulları da sizin olacak. Çünkü onlar bütün zenginleri ele geçirmişler. Size bir zenginlerden pay da düşmüyor. Niye bana düşmüyor? Onları yok edersek size pay düşecek. Öyleyse yok edelim. Ne kadar şeytanca. Böyle Allah rızası kazanılmaz. Burası çok daha derinleştirilebilir. Kendi aramızda da böyle bu. Yani biz her kardeşimizi bir başka abimize, bir başka hocamıza aktarabilmeliyiz. Yani ben daha iyi ders yapıyorum, ben daha iyi tunturaklı anlatıyorum, derin anlatıyorum. İlla bana gelsinler, beni dinlesinler. Benim yaptığım sohbetler kalabalık olsun. Bu şeytanın bir hassası, şeytanın bir aldatmasıdır. Sen nece oluyorsun ki böyle hırs ile herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazife-i ilahiyeye karışıyorsun. Kabul ettirmek, senin etrafında halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Daha önce aktardım 17. Ramanın 13. notasının birinci meselesi şu cümlelerin birer açılımından ibarettir. Cenab-ı Hak bu okuduğumuz, okunan ve anlatılan şeyleri gerçekten künhüyle idrak ederek ruhumuza, kalbimize, bütün hissiyatımıza zerk ederek hayatımızı, hizmetimizi, hizmetteki hareketlerimizi buna göre şekillendirmeye muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.